Neyi, ne kadar ve ne zaman yemeliyiz? Çeşitli işlenmiş gıdalarla insanları ilk önce şişmanlatıp, daha sonra binbir türlü diyet ürünleri ve reçeteleriyle zayıflatmaya çalışan sektörlere hizmet eden diyetisyenlerin, sık sık tekrarladıkları bir tavsiye vardır. Günde üç dört öğün yiyin, sabah kahvaltı mutlaka yapın, öğün atlamayın. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın bünyemize verdiği açlık hissi boşuna değildir. Açlık sanki bizim düşmanımız gibi algılanmaktadır. Aslında hayatta kalmamızı sağlamak için muhteşem bir mekanizmadır. Elbette yeriz. Çünkü yemezsek yaşayamayız. Ama hayatımızda bir kez olsun kendi kendimize "Şu anda mutlaka yemek yemeliyim. Çünkü yemezsem ölürüm." dediğimizi hatırlıyor muyuz? Ama pek çok defa "Açlıktan ölüyorum." demiş olabiliriz. Açlık harika bir fenomendir. Doğal halinde İçinde hiç abur cubur olmayan veya az olan yemekleri düzenli yersek, bir sonraki öğüne kadar açlık çekmeyiz. Ama günde üç öğün yemeliyiz, saplantısından da kurtulmalıyız. Tekrar acıkana kadar yememeliyiz. Acıkınca yemek, daha çok lezzet demektir ve yan etkisi olmayan şahane bir zevktir. Doğal gıdaların tatsız olduğunu da düşünmeyelim. Aslında bize en fazla fayda sağlayan gıdalar, tatları en lezzetli olanlardır. Rafineri gıdaları terk ettiğimizde bu lezzeti anlarız. Sonuç olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mide hastalıkların evidir. Tedavinin özü ise perhizdir buyurmaktadır. Yaşamak için yemek gerekir. Sağlıklı ve uzun yaşamak içinse az yemek şarttır. Ucuz ve kötü gıdalardan çok miktarda tüketmek yerine nitelikli gıdalardan az miktarda yiyerek sağlıklı kalınız. Az yiyip çok şükredin ki hem bereket artsın hem de sorumluluğumuz azalsın. Doğal gıdaları az miktarda ve gerçekten acıkınca günde bir iki kez yemeliyiz.